Günaydın, 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 günaydın. Bugün 2 Kasım 2019. Günlerden cumartesi, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Sinan Fıstıkoğlu. Bir haftalık aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Son 24 saatte Türkiye'de de dünyada da önemli gelişmeler yaşandı. Aslına bakacak olursanız Türkiye önemli bir haftayı geride bıraktı. Hareketli bir haftayı geride bıraktı. Son 24 saate yansıyanları getirmeye çalışacağız ekranlarınıza. Mesela Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad çok uzun bir aranın ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Çok önemli mesajlar verdi, çok net ifadeler kullandı. Benim çıkarlarımdan daha yüksektir ulusumun çıkarları dedi. Duygularımı işime karıştırmam, gerekirse Erdoğan'la görüşürüm dedi. Ayrıntılarını birazdan getireceğiz ekranlarınıza. Soçi mutabakatı kapsamında ilk Türk-Rus devriyesi dün itibariyle atıldı. 4 saat süren devriyenin ayrıntılarını da birazdan yine bu ekranlarda bulacaksınız. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeme dair açıklamaları var. O açıklamaları da birazdan getireceğiz ekranlarınıza. Efendim bugün gazete manşetlerine bakacağız. Hangi gazeteler hangi başlıkları manşetlerine taşımışlar birlikte değerlendireceğiz. Lütfen sizler de bizlere görüş, öneri, fikir ve dahi eleştirilerinizi alt bantta göreceğiniz telefon numaralarımızdan ya da hafta sonu etiketiyle sosyal medya hesaplarımız üzerinden ya da elektronik posta yoluyla iletiniz. Zira görüşleriniz bizim için, biliyorsunuz artık bu sloganı, çok kıymetli. Çünkü sizler çok kıymetlisiniz. Hemen gazete başlıklarıyla başlayalım isterseniz. Beşar Esad'ın uzun bir aranın ardından kameraların karşısına geçtiğini manşetine taşıdı Aydınlık Gazetesi. Bu haberle, bu başlıkla, bu manşetle bir başlayalım. Sür manşetinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bölücülük çağrısı ile ilgili bir haberi var. Bunu hemen bir aktarayım. Ardından Esad'ın açıklamalarına geçeceğim. CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in davetlisi olarak İzmir'de buluştu. Daha önce Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmalıyız diyen Soyer, şimdi de Kürtçe ana dilinde kamusal hizmet istedi Soyer. Bu iş Ankara'ya bırakılamaz dedi deniliyor. Haberin alt başlığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tepki çeken açıklamaları, bu açıklamalar. Dün sosyal medyada da Soyer'in bu açıklamalarına fazlasıyla tepki vardı. Şimdi hemen bu haberin altındaysa Mehmetçi'yi destekledi, saldırılar başladı. Kime saldırılar başladı? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na saldırılar başladı. Hem harekatı destekledi, Barış Pınarı'na destek verdi, hem Akçakale'ye gitti bu anlamda. İşte hemen ardından da sosyal medya üzerinden bir linç girişimi başlatıldı Feyzioğlu'na. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Hemen alt başlığı aktaralım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Akçakale'ye giderek Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçi'ye destek verdi. Bunun üzerine Feyzioğlu'na karşı kampanya başladı. Cumhuriyeti savunduğu iddia eden barolar, PKK-HDP'ye yakın Cumhuriyet karşıtı tavır alan barolarla işbirliğine girdi deniliyor haberin ayrıntısında. Ve bu haberin hemen altındaysa Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın uluslararası arenada vermiş olduğu röportajın ayrıntılarına yer verilmiş. Beşar Esad sonuç alınacaksa duygularımızı bir kenara bırakırız haberin başlığı. Suriye Devlet Televizyonu'nda konuşan Esad, Soçi mutabakatı ve Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalar yaptı. Esad, Erdoğan'la görüşme konusunda ulusların çıkarları söz konusu olduğunda kişisel duygularımızı bir kenara bırakırız dedi deniliyor haberin alt başlığında. Bir de bakalım, sözlü olarak dinleyelim Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, gerekirse Erdoğan'la el sıkışırımın dışında neler söylemiş. İzleyelim, geri gelelim. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad, El Süreya ve El İkbariye temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Esad, Soçi mutabakatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Röportajın en dikkat çekici kısmı ise Türk ve Suriyeli yetkililerin görüşmeleri ve Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği kısmıydı. Suriye Cumhurbaşkanı 2-3 kere Türk ve Suriyeli yetkililerin Suriye'deki kasap yerleşiminde görüştüklerini teyit etti. Ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını söyledi. Görüşmelere Rus tarafının da katıldığını sözlerine ekledi.
Beşar Esad, ülkesinin ulusal çıkarları için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşebileceğini, kişisel hislerinin ulusal çıkarlarının üstünde olmadığını söyledi. Gazeteciler Esad'a bazı kişiler Rus-Türk mutabakatının Suriye'deki Türk varlığını meşrulaştırdığını düşünüyor. Buna cevabınız nedir? Sorusunu yöneltti. Yanıt olarak Esad, Rusya'nın uluslararası hukuka uygun olarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti. Beşar Esad, Rusya'nın sahadaki gerçeklere uygun davrandığını belirtti. Yapılan mutabakatla silahlı grupların Suriye ordusunun koordinasyonuyla güneye indiğini, bunların yerini Suriye ordusunun aldığını söyledi. Bu iki gelişmenin olumlu olduğunu... Evet, Beşar Esad'ın söyledikleri, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın söyledikleri böyleydi. Hemen vakit geçirmeden Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde Madrid morali başlığıyla Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısına aldığı 2-0'lık galibiyete yer verilmiş. Genelde değil, hiçbir zaman magazin haberi vermem ama Hürriyet'in sürmanşetinde şöyle bir gözüme takılınca geçmeden ve bir şey söylemeden geçemedim, bakmadan geçemedim. Şöhretli cadılar başlığı var. Bunu gazetenin ana sayfasına taşıyor ve ayrıntıları da ekte diyor, kelebekte diyor. Bunu sürmanşetine taşıyor. Ya cadılar bayramı ne ya? Allah aşkına biraz kendi örfümüze, adetimize, geleneğimize sahip çıkalım biz önce. Cadılar bayramı diye bir şey var mı bizim ananemizde, geleneğimizde, göreneğimizde? Cadılar bayramı ne ya? Cadılar bayramını kutlayan herkes görgüsüzdür, net. Herkes özentidir, net. Bak bu kadar da net söylüyorum yani. Cadılar bayramı ne ya? Cadılar bayramı nedir Allah aşkına ya? Bir de bunu Hürriyet gibi bir gazete sürmanşetine koyup ayrıntıları da bilmem nerede diyor. Ya çok lazımdı cadılar bayramını kutlayan ünlüler bize zaten. Hani tek derdimiz buydu zaten ülke olarak. Ayrıntıları öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hemen bu haberin altındaysa, bu çok pek mühim haberin altındaysa, Birleşmiş Milletler dünyaya çağrı yapsın başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi için hazırlanan projeleri konuştu deniliyor haberin alt başlığında. Ve bu haberin hemen altındaysa, dün ilk kez Soçi mutabakatı kapsamında devriye atan Rus ve Türk askerlerinin haberi yer alıyor. Hemen fotoğraf karesine yer verilmiş. Biraz akıtalım gazeteyi ki haberi görebileyim arkadaşlar. Soçi'den sonra ilk devriye başlığı atılmış. Ortak devriyeye 4'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 4'ü Rus ordusuna ait zırhlılar katıldı deniliyor haberin alt başlığında. Biliyorsunuz çakar denetimleri başladı. Çakar kullanımı yasaklandı. Dünden itibaren de çakar kontrolleri vardı. Çok sıkı. Eğer farkında değilseniz ya da hala uygulamadan haberiniz yoksa ve şu an bu yayını izliyorsanız çakar kullanamazsınız efendim. Artık haberiniz olsun. Hemen aktarmış olalım biz bu başlığı da gazeteden. Haberin başlığı: çakar denetimleri başladı. İlk gün ceza yağdı. Çünkü arabasına o sireni takan nedense kendini ya İstanbul Belediye Başkanı zannediyor ya bakan falan zannediyor. Trafiği yara yara aça aça gidiyor ama artık yasaklandı ve ilk gün gerçekten de ceza yağmış. Bu haberde aktaracağımız son başlık olsun Hürriyet gazetesinden. Geçelim efendim sıradaki gazetemize. Sıradaki gazetemiz Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinde çok ciddi bir tartışmanın, kapışmanın haberi var. O kapışma kiminle? Bülent Arınç'la Milliyetçi Hareket Partili Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında. Cemal Enginyurt'la da geçtiğimiz hafta telefonla görüştük. Maalesef biliyorsunuz Semih Yalçın'ın oğlunun vefatı nedeniyle şu an Milliyetçi Hareket Partili vekiller 40 günlük bir dönemdeler. 40'ından sonra ancak Semih Yalçın'ın oğlunun 40'ından sonra yayınımıza katılacağını söyledi. Bu stüdyoda da Cemal Enginyurt olacak. Ama önce tartışma konusuna bir bakalım Bülent Arınç'la. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi biliyorsunuz Bülent Arınç ve kanun hükmünde kararnamelilerle ilgili bir ifade kullandı. Uygulamaları faciadır, KHK uygulamaları faciadır sözlerini kullandı. İşte o sözlere Cemal Enginyurt'tan sert tepki geldi ve dedi ki Bülent Efendi, bir facia varsa o da sensin. İşte bu başlık kullanılmış manşette ve bu haberin hemen yanındaysa 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşmüştü reklamcı Erol Olçok. Onun eşinin bir beyanatı var. Yine Bülent Arınç'ı hedef alan bir beyanat bu. Bir tepki
de hanımefendiden gelmiş. Nihal Olçok'tan geldi deniliyor bir tepkide. Olçok, şimdi beni iyi dinleyin Arınç. 15 Temmuz şehitlerine niye için yanmıyor? Kabahat seni konuşturan da deniliyor. Nihal Olçok da Arınç'a tepki gösteren isimlerden bir tanesi olmuş bu sözleriyle ilgili. Şimdi bu haberin altındaysa da çok enteresan bir haber başlığı var. Dürüstlüğün adı salaklık oldu. Ben okuduğumda çok üzüldüm gerçekten. Arama motoruna salak şoför yazdığınız zaman, özür dileyerek bu tabiri kullanıyorum ama böyle olduğu için kullanıyorum, bu abinin fotoğrafı çıkıyor. Neden derseniz eğer, fotoğrafa gelip gayet de temiz yüzlü, akıllı, kendi halinde bir adamcağız. Ama arama motoruna salak şoför yazdığınız zaman bu abinin fotoğrafı çıkıyor. Niye çıkıyormuş biliyor musunuz? Otobüsünde 3 defa cüzdan bulmuş, 3'ünde de götürüp karakola teslim etmiş ve karakola teslim ettiği için bu cüzdanı bulan şoförün adı salak şoföre çıkmış. Yani dürüstlüğün adı ne zamandan beri salaklık oluyor şeklinde bir haber. Evet, zaten başlığı da aynen bu şekilde, dürüstlüğün adı salaklık oldu. İnternette arama motoruna salak şoför yazınca Antalya'da otobüs şoförlüğü yapan Barış Özer'in resmi ve ismi çıkıyor deniliyor. Yani bazen güleriz ağlanacak halimize, aslında bir dürüstlük örneği, aslında olması gereken tabii ki ama bunu yapan kişiye bu devirde maalesef bu bir daha kullanmak istemediğim tabir gözüyle bakılıyor. Şimdi bu haberin yanında da Eren Erdem'in, CHP'li Eren Erdem'in bir ifadesine yer verilmiş, haberi taşınmış ön sayfaya. Ne dün korktum ne yarın korkacağım haberin başlığı. Belediye Cübbeli'nin Dünürü'ne ait kaçak villa inşaatını durdurdu. Bir diğer haber başlığı. Boğaziçi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi bunun için mi kaldırılıyor? Belediye Cübbeli'nin Dünürü'ne ait kaçak villa inşaatını durdurdu. Son haber başlığımızdı Sözcü Gazetesi'nden. Sıradaki gazetemizle devam edelim efendim. Sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de İlk devriye başlığını görüyoruz. Soçi mutabakatı kapsamında sınırda dün gerçekleştirilen devriyeden bahsediyor gazete manşetinde. Türk ve Rus birlikleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki ilk ortak kara devriyesini Derbesiye Kamışlı arasında gerçekleştirdi deniliyor. Biz de o zaman bu devriyenin, 4 saat süren devriyenin ayrıntılarına haberle bir bakalım. Sonra geri gelelim. Bu kapsamda ilk devriye faaliyeti bugün 12 itibariyle başlamış. Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi yapıldı. Soçi mutabakatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus unsurları Derbesiye kırsalında ilk kara devriyesini attı. Zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. Devriye, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda bir insansız hava aracı refakatinde ve 8 zırhlı aracın iştirakiyle icra edilmektedir. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre devriye Resulayn kentinin 40 kilometre doğusuyla Kamışlı'nın 30 kilometre batısında icra edildi. Devriyeye 4 Türk 4 Rus zırhlı aracı katıldı. Soçi mutabakatına göre Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lılar Aynel Arap'la Kamışlı merkezi dışında 30 kilometre geriye çekilecekti. Rus Savunma Bakanlığı verilen 150 saat süre içerisinde teröristlerin çekildiğini duyurmuştu. Devriyelerin sıklığı Ankara'ya gelen heyetle yapılan görüşmelerde netlik kazanacak. Gazete turuna Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Boğaz kavgası başlığını görüyoruz. Kavga kiminle, kimin arasında derseniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hükümet arasında neyi paylaşamıyorlar derseniz, Boğaziçi'ni efendim. Ben de olsam Boğaziçi'ni kolay kolay paylaşamam. Aslında haklılar paylaşamamakta. Konu nedir, hemen ayrıntılarına bakalım. Boğaziçi'ndeki rantı bırakmak istemeyen iktidar, imar yetkisinin İBB'de olmadığını öne sürüyor. Bakan kurum, yani Çevre ve Şehircilik Bakanı, yetki Boğaziçi Yüksek Koordinasyonu Kurulu'nda değil diyor. İmamoğlu bakanın sözlerinin talihsiz olduğunu belirtiyor ve Boğaziçi konusunda hükümetle belediye arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor deniliyor haberin
alt başlığında. Hemen bu haberin altında ise Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın açıklamalarına yer verilen bir haber başlığı görüyoruz. Haberin adı Esad, el sıkabilirim. Erdoğan'la el sıkışabileceğinden bahsediyor Cumhurbaşkanı. Esad, eğer ülkesinin çıkarları söz konusuysa deniliyor haberin ayrıntısında. Ve bu haberin hemen yanındaysa dün gerçekleştirilen ilk devriyenin haberine yer verilmiş. Küçük bir kutu haber olarak görülmüş. Türk-Rus devriyesi haberin başlığı. Delegelik rüşveti son haber başlığımız olsun Cumhuriyet gazetesinden. AKP'den kırgın ve küskünleri yeni partilere kaptırmamak için hamle haberin başlığı. Hemen diğer gazetemize geçelim efendim. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin manşetinde ise mesele Ermeni değil. İtiraf gibi bir açıklama. Kimin açıklaması? Hafta içerisinde malumunuz Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yine Ermeni soykırım iddialarını gündeme getiren bir yasa tasarısı çok konuşuldu. Türkiye yine bir kez daha aynı konuyla ayağa kalktı. Aslında bu Barış Pınarı Harekatı'nın yapılmasıyla ilgiliydi. Biz bunu biliyorduk da kendi ağızlarından ilk defa duymuş olduk. Çünkü bu tasarıya evet oyu veren bir senatörden geliyor bu açıklama. Haberin başlığı mesele Ermeni değil. Haberin ayrıntılarına bir bakalım. Temsilciler Meclisi'nde daha önce Ermeni tasarılarına hayır diyen Demokrat Cohen bu kez neden evet dediğini açıkladı. Derdinin başka olduğunu ortaya koydu. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne saygı duymuyor gibi görünüyordu. Tebrik ederiz. En azından bunu anlamışsınız. Evet duymuyoruz. Yani siz de eğer bunu anlayıp bunu idrak edip duymuyordu ben de bu yüzden hayır dediğim şeye evet dedim diyorsanız siz de zaten göründüğünüz kadar demokrat değilmişsiniz demek ki. Zaten böyle özde değil sözde demokrat olanlara ben ayrı bir hayranlık duyuyorum. Diyor ki yani siz bizi takmıyorsunuz bize rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı yapıyorsunuz. Ben de o zaman hayır dediğim şeye evet diyorum de yani hatırımız kalır gerçekten. Devam edelim efendim. 25 bin kamu binası sıfır atıkla geçti. Dün benim de yer aldığım çok önemli bir projenin haberi yer almış efendim. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi 2017 yılında sıfır atık projesini gündeme getirmişti. Dün ikinci uluslararası sıfır atık zirvesinde konuştu Emine Erdoğan. 25 bin kamu binasında sıfır atık hedefine ulaştık. Bu proje gerçekten önemli bir proje. İsrafın önüne geçilebilmesi için dünya nüfusunun artışıyla birlikte artan atık miktarının önlenebilmesi ve dönüştürülebilmesi adına uygulamaya konulan önemli bir projedir. İçine girince ben de aslında vakıf oldum konunun detaylarına ve gerçekten takdire şayan bir projeye imza atılmış Cumhurbaşkanlığı tarafından tebrik etmek gerekiyor. İlk devriye 4 saat sürdü. Bir diğer haber başlığı, son haber başlığımızsa maalesef bir şehit cenazesinin başlığı olacak. Evlada selam, bir annenin boş ver beni gel Harun anneyi göster. Bir annenin evladının cenaze töreninde saygı duruşunda bulunduğu, evladını selamladığı fotoğraf karesine yer verilmiş. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş İsmail Sarcan, Hatay'da annesinin selamıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kızının 4 gün sonra ilk yaş gününü kutlayacağı öğrenildi. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek haberine bir bakalım. Şehit veteriner uzman çavuş İsmail Sarıcan memleketinde ebediyete uğurlandı. Sarıcan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombanın infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. İlk tören GAP Havaalanı'nda yapıldı. Ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Kuzuculu mahallesindeki baba evinden helallik alındı. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Şehit için Kuzuculu Camii'nde askeri tören yapıldı. Anne Ummu Hani Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı. Kahraman askerin naaşı mahalle mezarlığında ebediyete uğurlandı. Allahu ekber ve lillahi'l hamd.
Karar Gazetesi'yle devam edeceğiz efendim. Karar Gazetesi'nin sürmanşetinde dün uygulamaya konulan Çakar uygulaması var. Haberin başlığı Çakar'da ilk gün cezaları. Gerçekten rekor miktarda cezalar kesildi Çakar'la ilgili. Haberin hemen altındaysa sınırda devriye düzeni başlığını görüyoruz. Dün atılan Türk-Rus devriyesiyle ilgili haber başlığına yer verilmiş. Beştepe ve Soçi mutabakatlarının ardından hassas sürecin işlediği Suriye'de devriye aşaması başladı. YPG'nin güneye çekilmesinin ardından Türkiye ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi deniliyor haberin ayrıntısında. Bu haberin hemen altındaki başlığı da sizlere aktaralım. Soçi anlaşması bizim de çıkarımıza, haber başlığı sözlerse Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a ait. Balık ekmek direniyor son günlerde önemli konulardan bir tanesi. Aslında devlet meselelerini konuşmaktan böyle hayata dair meseleleri konuşmaya bazen fırsat kalmıyor. Ama balık ekmek sevenlerin çok ilgilendiği ve sonucunu merakla beklediği bir süreç aslında bu. Çünkü malumunuz balık ekmek yasaklanmak üzere. Ayrıntılarına bakalım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eminönü'ndeki balık ekmek teknelerinde düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından balıkçılar soluğu yargıda aldı. Mahkeme tahliyeyi 30 günlüğüne durdurdu. Yani buradaki balık ekmekçiler tahliye edilecek. O süreç başladı. Ama yani bilmiyorum tabii. Hani belediye bunu hangi kanuna dayanarak yapıyor? Mutlaka bir gerekçesi vardır ama yani balık ekmek bizim kültürümüzde vardır. Ne bileyim her sofraya gelemeyen balığı bazen vatandaşlar ekmek arası böyle daha kolay yerler, daha ulaşılabilirdir, daha ekonomiktir. Yani yasaklanmazsa tabii mutlu olacağım ama İmamoğlu'nun açıklamasına da hemen aktarayım. Balık ekmeği kaldırma diye bir şey yok. Yeni bir düzenleme yapılacak dedi. O zaman o esnafı da oradan çıkarmanızın bir anlamı yok. Çünkü onlar da emekçi. Bilmiyorum tabii nasıl bir düzen var orada. Her şey yasal mı, her şey yolunda mı? Buradan ahkam kesmek istemem tabii bilmeden ama yani balık ekmek bizim kültürümüzdür. Dediğim gibi zevkimizdir. Sofraya gelmiyorsa bazen dışarıda atıştırmalıktır. O yüzden dokunmazsanız seviniriz efendim. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin sürmanşetinde öldürmeyi iyi biliyor başlığını görüyoruz. Barış Pınarı harekatına engel olamayan ABD yine sözde Ermeni soykırımı iddialarına sarıldı. Türkiye 1915 olaylarıyla ilgili arşivleri açmayı teklif edecek kadar kendinden eminken Osmanlı'yı suçlayan ABD'nin kısa tarihi darbeler, katliamlar ve soykırımlarla dolu deniliyor haberin alt başlığında. Zaten geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yanılmıyorsam buna benzer ifadeler kullandı. Kendi tarihinize bakın gibilerinden Avrupa'ya ithafen de bu tarz ifadeler kullandı. Hemen bu haberin altında ise Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni terör koridoru başlığını görüyoruz. Hemen ayrıntılarına bakalım. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyeye başladığı gün ABD'den düşmanca bir adım geldi. ABD askerleri zırhlı araçlarıyla Kamışlı'nın doğusundan Türkiye sınırında görüldü. Pentagon böylece petrolü koruma bahanesiyle Haseke-Sincar arasında yeni bir terör koridoru kurma hayalini görmeye başladı. Oraya da gireriz. Fark etmez yani. Oraya da taşısanız oraya da gideriz, orayı da temizleriz. Yani nasıl olsa giremezsiniz diyorsunuz. Türk askeri giriyor. Orada kurarsanız oraya da gireriz. Yani pilavdan dönenin kaşığı kırılsın bu saatten sonra. İlk devriye 4 saat, bir diğer haber başlığı. Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus askeri birliklerinin müşterek kara devriyesi dün başladı. Haberin ayrıntısı. Son başlığı aktaralım hemen gazeteden. BH burada yargılanıyor. Haberin başlığı bir yargılama sürecinin, bir mahkeme sürecinin haberi ve bir de fotoğraf karesi yer almış. Hemen sıradaki gazetemize bakalım efendim. Sıradaki gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nin üst başlıklarında sürmanşette Çakar'a yeni takip başlığı var. Sıkı takip başlığı var. Polis Çakar lamba denetimini yakaya takılan ve kayıt yapan giyilebilir kameralarla gerçekleştirdi deniliyor haberin alt başlığında. Bu haberin hemen altında ise ABD petrol Türkiye sınır devriyesinde başlığını görüyoruz.
Fotoğraf kareleri yine yer almış. ABD zırhlı araçları dün gün boyu güvenli bölgenin gerisindeki petrol sahalarını gezerek gözetleme yaptı deniliyor. Ve yuvarlak içine de alınarak o fotoğraf karesiyle de gösterilmiş ABD'nin zırhlı araçları. Türk Silahlı Kuvvetleri mutabakat çerçevesinde Rusya ile birlikte Fırat'ın doğusunda ilk ortak devriyesini yaptı deniliyor haberin alt başlığında. Erdoğan'dan davet bekliyoruz. Bir diğer haber başlığı. Kimmiş o daveti bekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer? 2 ay önce oluşturulan Yerel Yönetim Komisyonu unutuldu deniyor haberin alt başlığında. Bu sözler de Soyer'e ait. Yani diyor ki 2 ay önce oluşturulan bu yeni yönetim unutuldu demiş Tunç Soyer. Onu gazete alt başlığına taşımış. Yetkiyi almamamız söz konusu değil. Cumhuriyet gazetesinde de biraz önce vardı bu haber. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Toker'le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan tartışma, Boğaziçi ile ilgili tartışmanın haberi. Yetkiyi almamamız söz konusu değil. Yani bizim diyor hükümet kanadı Boğaziçi için. Sıradaki gazetemize devam edelim. Aa, geldik mi Fanatik Gazetesi'ne hemen? Oo, saat kaç olmuş? 9.30 daha erken. Fanatik Gazetesi'nin manşetinde o zaman şöyle çok özür dilerim Göknur, Volkan. Rica edeceğim biraz bekletelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını vermeden spor gazetelerine geçmek istemiyorum. Yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bir sempozyumda konuştu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Bir bakalım Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarına, sonra devam edelim, olur mu? Mavi çizgiden, yani Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar bu bölge hariç, yeşil bölge hariç şu mavi yerlerden 30 kilometre derinliğe kadar tüm YPG'lar çıkarılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan Türk-Alman Sempozyumunda ders verdi. Ders sahada ve masada güçlü diplomasiydi. Teröristlerin 30 kilometreye çıkarılmasında Kamışlı dahildir. Kamışlı hariç değil, oradan da çıkartılacak. Ama Devriye de hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var. Onlarla karşı karşıya gelmemek için. Çavuşoğlu, Atlantik cephesinin büyük planının Orta Doğu'da terör devleti kurmak olduğunu söyledi, oyunu bozduk dedi. Bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada PKK-YPG devleti kurmak istiyorlardı. Ve bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Bak çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden yok hayır biz böyle bir çaba içinde olmadık, ilk defa söylemiyorum diyen de olmadı. Sahada yapılan diplomatik oyunlara dikkat çekti Çavuşoğlu. Amerika ile Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gerilimlerden örnek verdi. Ama bu süreçte gördüğümüz tek şey Amerika'nın bizi oyalamasıydı. Ve verdiği hiçbir sözü tutmadı, göstermedi. Kozmetik, işte birkaç helikopterle uçuş, birkaç İHA'ların dolaşması ve sahada YPG'ler, PKK'lar orada. Tüm oradaki şeyleri, tahkimatları, oradaki tünelleri, her şey var. Ve biz bunları yaparken bile ABD bu YPG terör örgütüne Irak'tan getirdiği, şuradan Irak sınırından şu bölgede buradan bir sınır kapısı var. Getirdiği silahları YPG'ye vermeye devam etti. Diğer taraftan YPG'lileri de PKK'lıları da eğitmeye de devam etti. Dışişleri Bakanı müttefikleri tarafından yalnız bırakılsa bile Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının önemini vurguladı. Maalesef dostumuz Almanya'da, Birleşmiş Milletler'de ve Avrupa Birliği içinde bu kıyameti koparanların önündeydi Fransa ile beraber. Peki burada biz Afrin bölgesinde de YPG ile mücadele ettik. O zaman da eleştiriler vardı. Ve o günkü anlatımlarımız ve bildirimlerimiz, yani Suriye'ye bildirimde bulunduk, uluslararası toplumu anlattık, BM Güvenlik Konseyi yazılar yazdık. Ne yapıyoruz? Amacımız ne? Onun 10 katını burada yaptık, anlatımı da yaptık. Neden kıyamet koptu? Burada da YPG, burada da YPG PKK. Aynı şey. Çünkü... Kısa bir ara.
Efendim saatlerimiz 9.38, kaldığımız yerden gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sıradaki gazetelerimiz spor gazeteleriydi. Fanatik gazetesi ilk gazetemiz ve başlığındaysa dün akşam haftanın açılış maçında oynanan Galatasaray Çaykur Rizespor maçının manşetine yer verilmiş. Rize galibiyeti aslına ilaç gibi geldi. Haberin alt başlığı 2-0 kazandı Galatasaray. Ağrı kesici haberin başlığı Galatasaray sahasında Real Madrid maçı öncesinde oynadığı Çaykur Rizespor maçını kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini bir anlamda unutmuş oldu. Zira hedeften kopmak, yarıştan kopmak hiç de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tarzı bir şey değil. Bir alt başlığa geçecek olursak Madrid'de yok başlığını görüyoruz. Madrid'de olmayan kim? Falcao. Sanki çok vardı bugüne kadar dedim bu başlığı görünce. Bu adamı niye aldınız, kime aldınız, ne zaman oynatacaksınız, nerede oynatacaksınız? Vallahi ben anlamadım. Yazık bu adam, bir de var ya, oynasa da para alıyor, oynamasa da para alıyor. Hiç fark etmez. Kapı gibi bir sözleşmesi var. Kazandığı para milyon eurolarla ifade ediliyor artık ama oynamıyor, yok. Yani adam geldiği günden beri yok. Nerede oynatacaksınız yani? Real Madrid maçında yok. Ligde zaten yok. Yani nerede oynar arkadaş? Yani merak ediyorum hakikaten. İşte bir transfer yapılırken ne kadar faydalanabileceğinize aslına bakmak lazım. Burada suç biraz da taraftarın. Hep yıldız isim, yıldız isim istiyorlar. Alın size yıldız isim. Oynamıyor. Ağrısı varmış arkadaş. Geçmiş olsun. Forma'nın hakkını vermeye çalıştılar. Son haber başlığı Fanatik gazetesinden. Aslında değil. Galatasaray'la ilgili son haber başlığı. Fatih Terim bu ifadeleri kullandı. Birazdan getireceğim ekranlarınıza Fatih Hoca'nın açıklamalarını. Takımının oyunundan memnun ama biraz daha iyi olabilirler diyor. Galatasaray oynadığı futbolla sezon başından bu yana gerçekten eleştiriliyor. Ve hemen bu haberlerin altındaysa günün programına yer verilmiş. Kara Kartal ilk peşinde haberin başlığı. Bir diğer haber başlığı ise Trabzonspor'da zirve niyetine. 17.30'da başlayacak Trabzonspor'un maçı. Göztepe ile oynuyor. Trabzonspor bu maçı kazanması halinde liderlik koltuğuna oturabilir. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Kara Kartal ilk peşinde başlığını da aktarayım sizlere. Galatasaray zaferiyle hayata dönen Beşiktaş, Antalyaspor karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Burak'ın kadroda olması en büyük avantaj. Evet, yani sevsem de sevmesem de Burak gerçekten Türkiye'nin en iyi santraforu. Falcao'yu falan da gerçekten yani sollar geçer. Hiçbir şekilde Burak'ın golcülüğünü, performansını tartışmanın alemi yok. Gerçekten Beşiktaş için çok büyük şans bugün Burak'ın sahada olacak olması. Geçelim Fotomaç gazetesine de. Fotomaç gazetesinin manşetinde de yine Galatasaray'ın galibiyet haberine yer verilmiş. Aslan Kral'ın dönüşü diyor. Çünkü Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray için önemli bir mağlubiyetti. Galatasaray Rizespor'u Talbi ve Babel'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 yenerek liderler arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Ligin liderinin Alanyaspor olduğunu da hatırlatalım ve Fatih Terim'in bir açıklamalarına bakalım efendim. Çok mutlu değildi maç sonu. Yine böyle bir, hatta sinirliydi bile diyebiliriz. Bir izleyin, kendiniz karar verin. Sonra yine buradayız. Alan'dan başlayayım. Bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım açıkçası. Yani Taylan'ın Galatasaray'da oyununu seyrettiler mi? Ne vereceğini biliyorlar mı? Çok merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta bu rizikonun içine atar mıyım bu genç çocuğu? Zamanı var onun da. Yani tabii siz sosyal medyayla ilgilendiğiniz için pek benim haberim yok açıkçası. İyi de oluyor bazen haberimizin olmaması. Galatasaray'ın birçok sorunu var yani. Ondan daha önemli. Birinciye gelince bugün bütün arkadaşlarımızın elinden gelenin yaptığı bir oyun olduğu düşüncesindeyim. Beraber oynama kültürümüzü
artırmamız lazım. Değişikliklere hazır olmamız lazım. Ara vereceğiz. Saat başında yeniden burada olacağız. Stüdyo konuğumuz Mustafa Pamukoğlu olacak. Efendim saatlerimiz onu gösteriyor. Programımızın ikinci bölümünde Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu bizlerle birlikte olacak demiştim. Kendisi şu anda stüdyomuzda ekonomik göstergeleri, ekonomideki gidişatı çok iyi bilen bir isimle konuşacağız. Bugün ekonomi hepimizi ilgilendiriyor. Devletin en üst kademesinden vatandaşa kadar ekonomi önemli bir parametredir. Doğru mudur? Doğrudur. Hoş geldiniz. Ekonomi hayat demek. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Kıymetli görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi ekonomi gerçekten dediğiniz gibi hayat demektir. Şimdi ben gerçekten ekonomiden pek anlamayan biri olarak ekonomik göstergelerin neye göre nasıl gittiğini, neden değişiklik gösterdiğini ya da göstermediğini size sormak istiyorum. Zaten hali hazırda sizin notlarınız arasında da var. Az önce konuştuk. Şimdi enflasyon oranları açıklandı. Faiz indirimi yapıldı. İşsizlik oranları da geçtiğimiz hafta yine açıklandı ve 1 milyon kişinin arttığı söylendi. Baktığınız zaman artan bir hayat pahalılığı, artan bir işsizlik oranı, kapanan iş yerleri ama indirilen faiz oranları ve Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik göstergelerin evet gitgide iyiye gittiğini söylüyor. Şimdi ben Hazine ve Maliye Bakanıma mı inanmalıyım, cebime mi bakmalıyım, neye bakmalıyım Mustafa Bey? Aslında o kadar güzel bir soru sordunuz ki ya da tespit yaptınız ki bu ekonomiyi, Türkiye ekonomisini şu anda ben şahane de anlatabilirim. Alacağım rakamlar verilere göre. Çok kötü de anlatabilirim ama önemli olan gerçekleri anlatmak. Şimdi bu anlamda sizin söyledikleriniz, şüpheleriniz, güvensizlikleriniz, ortada piyasadaki durumlar, konuşulanlar, kamuoyuna yansıyanlar, rakamlara baktığınızda herkesin kafası karışır. Dolayısıyla isterseniz bir genel ekonomik panorama yapalım. Türkiye ekonomisi ne durumda? Gerçekçi olarak yapalım. Şimdi 3 çeyrektir Türkiye büyümüyor. 3 çeyrek. Yani 2019 yılından 3 çeyreği de büyüme yok. Bunun anlamı nedir? Resesyon. Ülke durgunluk içerisinde. 3 çeyrek büyümeyen ekonomi bu yılın sonunda da büyümeyecek veya küçülecek. Bu çok önemli bir şey. Yani sizin maaşınız 1000 lira artmıyor veya 1000 lira 900'e düşüyor demektir. Büyük bir sıkıntı değil mi? Dolayısıyla ekonomik büyüme Türkiye için son derece önemli bir husus. Peki niye önemli? Bir, zenginleşme demek büyüme. Paranızın, gelirinizin artması demek. İki, 10 kişiden 3 kişi işsiz. Türkiye'de işsizlik oranları açıklanıyor falan. Bütün bu rakamlara biraz tabii ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Türkiye'de işsizlik oranı çok yüksek. 6-7 milyon insanımız işsiz. Bu durumda %5 en az her yıl ortalama %5 büyümemiz lazım. Küçülüyoruz. Büyümek ne demek? Zenginleşmek. İşsizime iş bulmak demek. Bu yok. Peki Türkiye'de büyüme olmuyorsa, küçülme varsa, mesela şimdi ben şöyle desem, Maliye Bakanımız öyle diyor, cari açık düştü. Tamam da cari açık niye düştü? Cari açık, küçülme, büyümeyeden dolayı ithalatın azalması. İthalat azaldığı için cari açık düştü. İhracatınız yerinde sayıyor, 170 milyar dolar civarında. Siz cari açığınız düştü diye sevinemezsiniz. Bu doğal bir sonuçtur. İşletmelere bakıyoruz. Reel sektör sıkıntıda. Bütün işletmeler nakit darlığında, dönemiyorlar. İflaslar, konkordato, iflasını açıklama durumu da olmayanlar, teknik iflasta olanlar. Reel sektör sıkıntıda. Borç. Herkes borcu borçla ödüyor.
Borcu borçla ödeme resesyon dönemi midir? Borcu borçla ödeme, tabii ekonomi büyüme yoksa, işler iyi değilse, işler artmıyorsa, ihracatçı ihracat yapmıyorsa, üretici üretemiyorsa, malını satamıyorsa ve borçluysa ne yapacak? Yeni gelir elde edemediği için borcunu borçla ödeyecek. Yeni borçlar, yeni krediler alarak ödeyecek. Öbür taraftan bakıyoruz. Siz ekonomist olmasanız bile katma değerinin ne olduğunu bilirsiniz. Türkiye katma değer üretmiyor. Yani katma değerine bize bırakılacak kar yok. Karı nereye transfer ediyoruz? Yurt dışına. Bakın burada çarpıcı örnek çelik. Biz Türkiye olarak Avrupa'nın ikinci çelik ihracatçısıyız. İkinci sırada. Dünyada kaçıncıyız? Yedinci sırada. Peki biz çeliği kaç liradan satıyoruz tonunu? 400 dolardan. Elinoğlu kaçtan satıyor? 1400 dolardan. Şimdi bakın 1400'e 400 arası... Niye o pahalıya satıyor da? İşte katma değeri o yaratıyor. Biz yaratamıyoruz. Orada aradaki 1000 lira katma değer yurt dışında. Biz ucuza satmak zorundayız. Bor ve titanyumu bilirsiniz değil mi? Evet. Türkiye dünyanın %80 rezervlerine sahip. Sahip, doğru. Elinoğlu geliyor, cevher olarak boru alıyor, gidiyor üzerine teknolojiyi koyuyor, katma değer yaratıyor. Konfeksiyon. Sizin bu kıyafetinizin ihracat fiyatı ortalama 600-800 dolar. Dışarıda ne oluyor? 3 katla çarptığınızda 2000-2500 dolara satılıyor. Peki, katma değer üretmiyorsunuz, büyümüyorsunuz. ARGE, araştırma geliştirme. Dünya ARGE üzerine, teknolojik gelişmesini ARGE üzerine kurmuşken bizde ARGE yok. ARGE yapmıyoruz. Oysa 800 milyar dolar civarında olan milli gelirimizin en az %5'ini ARGE'ye ayırmamız lazım. İşletmeler ARGE yapmıyor. Aileler ARGE yapmıyor. Ulusal kanal ARGE yapamıyor. Ben, sen yapamıyoruz. Ülke yapmıyor. Dolayısıyla ARGE olmadan teknolojiyi nasıl yakalayacağız? O da yok. Peki, uluslararası gelişmeler, sizi sabahleyin izledim. Uluslararası gelişmeler o kadar anormal ki. Her gün değişiyor. Yarın şimdi ne olacağı belli değil. Bugün Trump bir şey söylüyor, yarın ne söyleyeceği belli değil. Yani vatandaş olarak biz belki de hiçbir dönem bu kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ağzından çıkacak herhangi bir kelimenin cebimizi ya da evimizi, mutfağımızı, maaşımızı bu kadar etkileyeceğini hissetmemiştik. Çünkü belki de hiç bu kadar hissettireni gelmemişti. O doğru, şimdi, o daha doğru. Öyle mi? Olabilir. Belki de hiç bu kadar hissettireni gelmemişti diyelim o zaman. Şimdi bu kadar kaygan bir zeminde o zaman Sayın Pamukoğlu, ne yapmalı vatandaş? Önlemini nasıl almalı? Şimdi yarın Birleşik Devletler Başkanı'nın biri çıkar, sizin ekonominizi mahvederim der ve ben işsiz kalır mıyım ya da benim maaşım pul olur mu? Ya da bir memurun maaşı pul olur mu bütün bu yaşanan gelişmeler ışığında? Yani önlem alamayacak mıyız? Böyle ona, bekleyecek ona miyiz? Ona şu cevap, İlhan Kesici'nin meşhur bir lafıdır. Amerika aksırsa Türkiye nezle olur. Yani niye? Bakın geçenlerde bir bankaya siber saldırı oldu. Evet. İnternet çöktü, hesaplar durdu. Ta akşam 23'te falan bu siber saldırı önlendi. Niye? Türk Telekom'u siz özelleştirdiniz. Evet. Bir an önce Türk Telekom'un millileşmesi gerekiyor. Sizin Türk Telekom'unuz yabancıların elindeyse ve teknoloji Amerika'daysa, Batı'daysa sizin dijitaliniz %80 yani dışarıya bağımlıysa Türkiye ekonomisini çökertmek kolay. Bütün bankalara siber saldırı, devlet dairelerine siber saldırı yaparlar, ekonomiyi çökertirler. Dolayısıyla dijitalleşmedeki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız lazım. O anlamda sizin sorduğunuz soruya cevabım olumsuz. Yani biz bunları yapmadan Trump yarın öbür gün bir şey dediği zaman ya da bir şey yaptığı zaman, bir yaptırım uyguladığında Türkiye ekonomisi bundan etkilenir. Niye etkilenir? Niye etkilenir? Biz etkilenebilir elverişli koşulları hazırlamışız. 500 milyar dolar borcumuz var, yerinde sayıyor. Katma değer üretmiyoruz. Herkes borçlu. İthalata bağımlısınız. Kendi üretiminizi, tarımınızı, turizminizi şey yapmışsınız, ihmal etmişsiniz. Şimdi böyle bir ülke olarak yabancının dolara bağımlısınız. Amerika etkilemez mi? Amerika sizi yönlendirmez mi? Yaptırımları sizi etkilemez mi? Bu anlamda zaten bir de
Türk halkı olarak güvenimiz yok. Ya Trump bir şey söylüyor, dolar artıyor. Trump bir şey söylüyor, dolar düşüyor. Bu ne biçimmiş? Bizde de güven kalmadı. Neyin ne olacağını bilemiyoruz. Bir de uluslararası gelişmelerin ne yönde evrileceğini de tahmin edemiyorsunuz. Bir barış harekatı yapılıyor, çok başarılı, kazanımlar elde ettik diyor. Bir hafta sonra bir şey oluyor, Allah Allah acaba bir şey mi olacak? Bütün bunlar Türkiye ekonomisini etkiliyor. Neden? Biz üretim devrimini yapamadık. Üretmiyoruz. Tüketen bir toplumuz, borçlu bir toplumuz. Bu anlamda bütün dışarıdaki ekonomik gelişmelerden uluslararası etkileniriz. Onun için Pamukoğlu, ya kardeşim niye böyle oluyor? Biz devamlı bu insanlara mahkum mu olacağız? Eğer üreten bir ekonomi olmazsak, eğer bu dış borç kıskacılığından kurtulmazsak, tüketen bir ekonomi olsa, biraz da egzecere edeyim, lale devrini yaşarsak, maalesef Amerika aksırsa biz nezle oluruz. Yani Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum bu. Bu gerçek. Ama şöyle bakarsak, bakanımızın gözüyle, gerçi ekonomiyi yönetenler, siyasetçiler, devlet adamları mecburen vatandaşı olumlu yönde yönlendirmek için biraz olumlu konuşacaklar, hedefleri koyacaklar. Ya işte ihracatımız 170 milyar dolar. Cari açığımız düşüyor. İşsizlik azalıyor. Faizler düştü. İstihdama katkı krediler veriyoruz. Deyip olumlu şeyler de söylenebilir. Ama olumlu şeyler günlüktür, haftalıktır, aylıktır. Genel bir resime baktığımız zaman Türkiye ekonomisi ciddi bir sıkıntıda. 2020 yılında daha kötü olacağını tahmin ediyorum. Yani gerçekten şunu söylediğiniz zaman böyle yüzümün şekli değişiyor. Yani neden böyle tahmin ediyorsunuz? Yani nedir bu tahmininiz? İşte bu rakamlar, bu söylediklerim. Yani bunların kısa sürede üretim devrimini yapamayacağımıza göre borcumuz ağır. İşletmeler ciddi bir şekilde borçlu. Biz şunu yap, eğer bugün ilan etse hükümet veya ehil insanlar, Türkiye'nin önüne bir program, 3 yıllık bir program, bu ilan edilen yeni ekonomi programı falan değil. Ciddi bir program. Biz üreteceğiz. Biz turizmle, tarımla kaynak yaratacağız ve bunu sanayinin istihdamına, sanayinin finansmanında kullanacağız. Mustafa Bey, bir ara yine Hazine ve Maliye Bakanı kriz yok dedi. Sonra krizin nedenlerini sıraladı ve emekli maaşlarına yapılan zamları, arada bayramlarda ödenen, emeklilere ödenen ikramiyelerin devletin hazinesini ve bütçesini zor durumda bıraktığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında çok sert tepki gösterdi hatta bu hafta. Ve ben bunu sizin geleceğinizi öğrendiğim andan itibaren de size sormak istedim. Bir devletin ya da bir ülkenin bütçesi, ekonomisi, emekli ya da memura yapılan 6 ayda bir yapılan zamlarla bu kadar hassas dengelerde kurulabilir mi, etkilenebilir mi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini, hayır böyle şey olmazı doğru buluyor musunuz? Şimdi tabii bu sorunuza cevap vermek için bütçe nedir ona bakmak lazım. Bütçe devletin tüketim harcamaları, yatırım harcamalarını vergilerle, diğer gelirlerle karşıladığı bir matematik bir tablodur. Şimdi devletin harcamaları artarsa, yani size verilen maaş artarsa gelirleri de artırmak gerekiyor. Eğer bütçe gelirleri, bütçe harcamalarını, yani devletin harcamaları, sizin maaşlar, emekli maaşları da dahil olmak üzere harcamaları karşılamıyorsa aradaki fark ne yapılır? Borçla finanse edilir. Şimdi bizim harcamalarımız... Yani bütçe... suçlu emekli mi oldu şimdi? Hayır, onu suçlamıyorum. Siz suçlamıyorsunuz. Hayır, giderlerin artması ve gelirlerin yetmemesi nedeniyle bütçe açığının nereden kaynaklandığı önemli. Ona bakmak lazım. Ben anlıyorum sizin emekli maaşınız evet. Artışından değil. Evet. Savurgan ekonomiden kaynaklanıyor. İşte ben anlıyorum sizin demek istediğinizi. Savurgan ekonomiden kaynaklanıyor. Bey, evet. Bütçe harcamaları artıyor. Bütçe gelirleri yetmiyor. Son vergi şeyde ondan kaynaklanıyor. Borçlanmayalım biraz. Evet, geleceğiz birazdan ek vergilere. Evet. O zaman ne oluyor? Devlet lüzumsuz yaptığı harcamalar nedeniyle dönüyor. Diyor ki efendim, sizin emekli ikramiyeniz bütçeye zarar. Ama bu kötü hissettiren bir şey memura, emekliye. Toplama koyduğunuz zaman 3 kuruş alıyorlar. Matematiksel olarak doğru. Bakanın söylediği doğru. Matematiksel olarak doğru. Ama kardeşim
Sen gereksiz yatırımı yapma, savurgan ekonomiyi bırak, lale devrini bırak. Dolayısıyla oradan kazanacağın tasarrufla emekli maaşlarını artır. Benim maaşımı artır. Benim ne günahım var? Ben vergileri, en fazla vergi ödeyen benim. Benim vergilerimi gidiyorsun savurgan bir şekilde kullanıyorsun. Sonra dönüp diyorsun ki, vallahi kusura bakma sana 200 lira, zam yapacağım diye açık 200 verdim. Lira verirdim ama bütçeye yük getiriyorsun. Bu tabii yaman bir çelişki, biraz da aldatmaca maalesef. Çok güzel anlatıyorsunuz. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Ama dolar aynı dolar düşmedi. Yani belli evet. Kurda belli bir gerileme göremedik. Olmadı evet. Sorumu sordum, ara vermem gerekiyormuş ama çok kısa bir ara. Tamam. Lütfen bizde kalın Mustafa Pamukoğlu. Faiz indirimini ve dolar kurundaki hareketliliği ya da neden gerilemediğini birazdan anlatacak. Çok kısa bir aranın ardından. Efendim Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu ile ekonomiyi kaldığımız yerden konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun evet, efendim size bir soru güzel. Yöneltmiştim. Faiz indirimi yapıldı. Neden dolar kuru gerilemedi? Gerilemedi. Ama isterseniz önce bazı tespitler yapalım ki iyi anlaşılsın. Düşük faiz sağlıklı ekonomi için şart. Bu konuda Cumhurbaşkanı haklı. Ancak faizi indirme ve bindirme, çıkarma... İki şeye dayanıyor. Hatta üç şeye. Sağlıklı ekonomi olup olmamanıza, döviz kurlarına ve enflasyona. Şimdi baktığımız zaman faizi indirdik. %24'ten %14'e indirdik. Güzel. Fakat reel sektöre yansıtmadı. Yani Merkez Bankası'nın göstergesi tamam. Reel sektöre yansıtmadı. Ne demektir? Bankalar indirmedi. Kamu bankaları bile indirmedi. Maliye Bakanı bunun inmesi gerektiğini söyledi. Bekliyoruz %11, %13,5 oranda azalacağına inanıyoruz diyelim. Ama özel bankalar gerekli indirimi yapmıyor. Konut kredilerinde falan yapıyor. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi aslında ekranda gözüken bir orandır. Hayata yansımıyor. Realde bize bir dönüşü yok olmuyor. İşletmeleri olmuyor. Siz az önce söylediniz ya, yani hayat pahalı, enflasyon düştü deniliyor. Ben bunu hissetmiyorum. Aynen öyle. Peki... Faizi indirme sebeplerinden biri ne? Enflasyon. Enflasyondaki düşüş. Peki enflasyon rakamları gerçekçi mi? Ona da bakalım. Enflasyon rakamları gerçekçi mi? Gerçekçi mi? Enflasyon rakamları maalesef gerçekçi değil. Niye? Siz iktisatçı olsanız, istatistik kurumu, ben istediğimiz hesaba göre enflasyonu ayarlayabiliriz. Niye? Örneğin sigarada fiyat %44 artmıştır. Bir enflasyon sepeti var. Öyle malzemeler giriyor. Onların fiyatlarından ortalama çıkıyor. Bu sepeti oluştururken 44 tane kalem var. 44 tane kalem içinde sigara var, elbise var, o var, bebek maması var, kedi maması var. Evet. Şimdi onların bir ağırlıkları var. Siz o ağırlıkları arttırıp azalttığınız zaman oran farklılaşıyor. Sigaranın fiyat artışı %44, ağırlığı %3. Bir de düşürdüler. Peki bebek maması? Bebek mamasının fiyatı %14 düşmüş. Ağırlığını arttırmışlar. Bütün bu kalemleri oynayarak, yani matematik yaparak enflasyonu şu anda %10'a bile düşürebilirsiniz. Bu anlamda gerçekçi değil. İki, sizin söylediğiniz gibi piyasaya çıkıyorsunuz bunu hissetmiyorsunuz. Enflasyon %12 ama gidiyorsunuz pazardan, oradan, buradan alışveriş yaptığınızda bunu görmüyorsunuz. Diğer bir husus, enflasyon niye faizi belirliyor? Niye faiz indiriminde enflasyon önemli? Döviz kurlarını da belirleyen enflasyon ve faiz olduğu için siz enflasyonu gerçekçi tayin etmezseniz faiz indirimine gidersiniz. Bu ne demektir?
Türkiye faiz indiriminin gerekçesini yaratmak için enflasyonu düşük gösteriyor. Yıl sonunda diyor ki bakanımız %8'e düşecek. 2020 yılında %8, sonra %5. Şimdi baktığınız zaman... Cebime yansımayacaksa bir anlamı var mı? Değil mi? İnanamazsınız. Hayır, evet, dediğiniz gibi kağıt üzerinde gerçekten düşse bile Sayın Pamukoğlu, eğer bu benim çarşıma, pazarıma, bütçeme, cebime yansımayacaksa benim için çok da fazla bir şey ifade etmeyecek vatandaş olarak. Tabii sizin diyelim ki geliriniz 1000 lira, 1100'e çıktı. O 100 lirayla daha fazla bir alışveriş yapabiliyorsanız bir anlamı var. 1000 lira yaparken 100 birim mal alıyordunuz. 100 lira arttı. Yine aynı malı alamıyorsanız enflasyonun düşüp düşmemesi sizi ilgilendirmiyor ki. Üstelik o 100 birimle eskiden 100 birim alıyordunuz. 100 lirayla 100 birim alıyordunuz. Şimdi 50 birim alıyorsunuz. Sepetinizi dolduramıyorsunuz. Bu anlamda rakamlarla oynamak kolay. Rakamları gerçek olmayan şekilde göstermek kolay. Bazı rakamları düşük göstererek bazı şeyleri yapma gerekçesi de yaratmak mümkün. Bizim zaten Türkiye ekonomisinde Allah selamet versin Profesör Osman Altun'un dediği gibi üç kağıt ekonomisi diyor. Hiçbir rakamlara inanmıyor. Her rakam yanlıştır diyor. Dolayısıyla ekonomik verilere dayanarak, rakamlara dayanarak yorum yapmak da aslında zor. Gerçek olan sizin, bizim, herkesin işletmelerin yaşadığı durum. Peki faiz indi. Faiz indi, neden dolar düşmedi? Neden düşmedi? Faiz indi, neden yükselmedi sorusunu önce soralım. Herkes diyordu ki, evet, faiz düşerse dolar patlar. 10 liraya çıkar falan. Niye? Bakın, bu faiz inmeden önce herkesin mevduatı dolardaydı. Orada uyuyor. Hareket etmedi. Etmiyor. Yani faiz yüksekken siz paranızı TL'ye dönüp ondan sonra dövize döneyim falan yapmıyorsunuz. Baştan beri, o kur şokundan beri dolar hesaplarında yatıyor. Mışıl mışıl uyuyor. Kimse dolardan çıkmıyor. Dövizden çıkmıyor. Neden çıkmıyor? O zaman güven. Doların yükseleceğini düşündüğü için çıkmıyor. Güven. Yani geleceğe ilişkin beklentiler, ya tamam şimdi çok yükselmiyor ama bu çıkacak. Düşmüyor da ileride bu çıkar, ben pozisyonumu bozmayayım. Hmm. Birinci sebep bu. İkincisi, o zaman ekonomisine güvenmiyor aslında bunu bozmaya. Dünya ekonomisine, dünya ekonomisine, Trump'a, evet, Trump, Putin'e. Bir anlamda İngiliz da kendi ekonomisine de güvenmiyor. Dolayısıyla kendi yani ekonomisine, evet, güvenmiyor. Biraz önce açıkladık. Evet. Şimdi bu, bunlara, siz sağlamsanız Trump ne derse desin. Ne derse desin, benim, evet, borcum olmasa. Aynen Trump öyle. Ne derse desin, ben üretiyorum. Evet. Trump'ın lafları niye Almanya ekonomisini etkilemiyor da beni etkiliyor? Dolayısıyla güven. Evet. İki, FED, Amerikan Merkez Bankası faiz indirimine gitti, gidiyor. Bu da tabii doların dünyadaki değerini düşürünce bize etkisi oluyor. Bizi de doların yükselmesini engelliyor. Bu ne demektir? Şanslıyız. FED faizi düşürdüğü için dünyada dolar fiyatı düşüyor. Bizde de yükselmemiş oluyor. Üçüncü ne? Barış Pınarı Harekatı ve Suriye politikasındaki kazanımlar. Onun getirdiği bir, tabii ekonomiye bir ferahlık oluyor. Onun için başarı kazanılmasa, belirsizlik olsa, insanlar korkacak, altına ve dövize yüklenecekler. O durum olmadı. Az oldu. İthalat düşük. Biraz önce söyledim. Yani dövize talep yok. İthalatınız düşmüşse, dövize talep yoksa ne yapar? Niye, ne? Talep, arz talep kanunu nedeniyle dolar fiyatı yükselmez. Borçlar. Mesela sizin 10 bin dolar borcunuz var. İnşallah olmasın da. Ay Allah korusun, gerçekten ben de böyle yapıyorum. Yok, yok. 10 bin dolar borcunuz var. Günü geliyor, ödemeniz lazım. Benden 10 bin dolar ya da bankadan 10 bin dolar alarak borcunuzu ödemek var. Borç alacaklı olana arkadaş bana 3 ay daha süre ver demek var. Doğru. Türkiye bunu yapıyor. Dolayısıyla doğru, nakit olmuyor. Eğer 10 bin dolar ihtiyacınızı ben görürsem bana döviz talebinde bulunacaksınız. O da ne yapacak? Döviz fiyatını, dolar fiyatını artıracak. Öbür taraftan da hükümet doları baskılıyor. Yani mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Yani mızrağı çuvala... Ama mızrağın çuvala sığmadığı bir gün gelir.
Yani, Allah korusun gelmesin tabii, bir de temenni etmeyiz de. Hep mızrak çuvalda kalsın demek de gerçekçi değil. Mutlaka bir yeri yırtın. Önemli olan çuvalı çok yırtmaması. Merkez Bankası swaplar yapıyor, bir sürü hareketler yapıyor. Dolayısıyla doların faizin indirimine rağmen doların yükselmemesine sebep oluyor. Bir de faiz indirimi reel sektöre yansımadığı için gerçek anlamda doları zıplatacak bir durumu olmuyor. Herkes yerli yerinde, herkes aynı pozisyonda. Peki dolar niye düşmüyor? Yükselmiyor, düşmüyor da böyle bir yatay çizgide gidiyor. Kimse enflasyonu hedeflerini gerçekçi bulmuyor. Gelecekte %8 olacak, %5 olacak. Bakın siz söylüyorsunuz. Siz hayattan örnek veriyorsunuz, gerçek yaşamdan örnek veriyorsunuz. Kimse bunu gerçekçi bulmuyor. O zaman yine dolar pozisyonu bozmuyor. Dolar satışı artmıyor. Çünkü dolar otoparkta park etmiş durumda. Öbür taraftan sıcak para, bize biliyorsunuz oluk oluk sıcak para gelirdi. O kesildi. Piyasaya bol sıcak para, sıcak döviz girmiyor. Girse bolluk olacak, bolluk olunca düşecek. Düşecek. Uluslararası gelişmeler tam anlamıyla belirgin olmadığından, bugün ne olacak, yarın ne olacak, tedirginlik, ihtiyatlılık var. Bu da tabii, oh be her şey düzeldi, ben ne dolarda kalacağım, gideyim ev alayım, yatırım yapayım, borçlanayım noktası henüz yok. Hala yine temelde ne çıkıyor? Güven. Herkes bekliyor. Ve bütün bu beklentiler gerçeklere baktığınız zaman dolar düşmüyor. Gıdım gıdım yükseliyor. Bir ters bir şey olursa yükseliyor. İşte 5.76 bandında gidip geliyor. O bantta gidip geliyor, evet. Ama düşmemesi ve bu bantta yüksek kalması, aslında yüksekte yatay gitmesi önemli. Fakat işin en önemli durumu da dövizin fiyatı ne olmalı? Dövizin fiyatını, değil, evet, ne olmalı? Doların fiyatını belirleyen şey Amerikan enflasyonu ile Türkiye enflasyonu arasındaki farktır. Sizin gerçek enflasyonunuz %30'dur. Gerçek. Sizin hayat enflasyonu %30'dur. Amerika'nın %2'dir, %28. Bugün kur ne? 5.70. Bu 5.70'i 1.30'la çarpacaksınız. 6-6.5'lara geliyor. Dolayısıyla siz dolarınız aslında gerçek fiyatta değil. Gerçek fiyatı iki enflasyon arasındaki fark. Peki bu farkı, mesela biz %30 diyoruz. Kardeşim %30 olur mu? %12. O zaman niye dolar böyle? %12, 2'yi çıkar, %10 artması lazım. O da zaten artıyor. Gerçekçi demek için de enflasyon oranları düşük tutulmak isteniyor. Hedefler, işte enflasyon düştü deniyor. Bütün bunları koyduğumuz zaman aslında uluslararası arenada, küresel ekonomide oyun oynanıyor, tiyatro oynanıyor. Egemenler var, emperyaller var, güçler var. Sizi yönlendiriyor. Yatırımlar diyor, bir cümle, savaşlar, şunlar bunlar. Burada esas olan bizim onların laflarıyla, onların yaptırımlarıyla yönetilecek bir ekonomiden vazgeçmemiz. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı demişken geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve ek vergilerden söz edildi. Çok konuşuluyor hem sosyal medyada hem yazılı basında hem görsel basında. Şimdi ek vergiler getirilecek. Benim en dikkatimi çeken ve en üzerinde böyle kırmızı kalemle altını çizmek istediğim madde, özellikle tatil köylerinde ya da konaklama bedellerinden alınacak ekstra vergiler. Şimdi bir devlet neden ekstra vergiler koyar? Bir, tatile gittiğim için neden ekstradan vergi ödemeliyim ya da ödeyeceğim bundan sonra? İki, yani artık alınabilecek deniz bitti mi? Başka vergi, yani başka şeylere vergi getirilemediği için mi artık iş bu noktaya kadar geldi diye sormak istiyorum. Siz ekonomist olmadığınız halde iyi ekonomik sorular gerçekten soruyorsun. Gerçekten teşekkür ederim. Şimdi, ben vatandaş olarak soruyorum. İşte yaşayan en iyi bilir. Evet, yaşayan bilir. Yaşayan haklısınız. En iyi bilir. Haklısınız. Ekonomist olmaya gerek yok. Yaşayan en iyi bilir. Şimdi Türkiye'de vergi sistemi adil değil. Niye adil değil? Dolaylı vergiler, yani harcamalar üzerinden alınan vergilerin oranı tüm vergiler içerisinde %70. Yani siz, ben, harcama, halk harcama yaptıkça ödüyor. Herkes ödüyor. Zengin de aynı vergi ödüyor. Siz de ödüyorsunuz. Fakir de ödüyor.
Ben de ödüyorum. Aynı oranla. Ve bu %70. Dolayısıyla siz bu oranı değiştirmeden vergileri, yani katma değeri, ÖTV gibi dolaylı vergileri düşürmeden yapacağınız ek vergilerin hiçbirisi vergi adaletini sağlamaya yetmez. Şimdi bu getirilen vergilerin bazıları gerekli vergi. Birisi dijital vergi. Şimdi biliyorsunuz dijital hizmetlerinden vergi alınmıyor. Yabancısı, Türk'ü, Türkiye'de dijital hizmetleri yapıyor, hiçbir vergi ödemiyor. O büyük bir gelir kaybı. Yabancı niye gelsin benim ülkemde dijital hizmetleri versin, bana vergi ödemeden gitsin? Bu olumlu. Öbür taraftan baktığınızda 500 bin liranın üstünde olan geliri olanlara %41 oran getirdi. %35'ten %40. Yani siz eğer 2 milyon gelir elde ediyorsanız önemli bir bölümünü %40'tan ödeyeceksiniz. Eskiden %35'ten ödüyorsunuz. Bir 5 puan artırın. Hmm. Yani amaç ne? Zenginden daha fazla vergi almak. Üçüncüsü konaklama vergisi. Konaklama vergisini oteller ödeyecekti. İlk yasa taslağında öyleydi. Hasılatın %2'si. Fakat bütçe komisyonunda değiştirildi. Maktu vergi haline getirildi. Yani sen ben vatandaş 6 lira 8 lira civarında bir ödeme yapacağız kişi başına. Her gece. Gece için maktu. Bu tabii bizim otel maliyetleri, turizm maliyetlerini artıracak. Bunun turizme yararı olacağını sanmıyorum. Yani insanlar, bu da dolaylı bir vergi. Yani harcadıkça, otele gittikçe ödeyeceğiniz bir vergi. Gitmezseniz böyle bir vergi de alınmayacak ya da bir konaklama yapmazsanız bir otelde. Turizm Türkiye ekonomisi için çok önemli. Evet. Siz turizmi baltalayan bir vergi getiriyorsunuz. Üçüncü önemli vergi, yani çok önemli şeyler var da ama en önemlilerini söyleyeyim. Üçüncüsü servet vergisi. Şimdi vatandaşımız, halkımız, uzmanlar diyecek ki Pamuk oğlu nereden çıkardın servet vergisi? Gayrimenkul değerleri artık eskiden emlak vergi değeri üzerinden alınıyordu. Şimdi bağımsız denetim şirketlerine denetleyeceksiniz. Diyelim ki siz ev aldınız 1 milyon TL'ye. Bağımsız denetim şirketi bunun değerini 2 milyon gösterdi. Aradaki farktan %4 harç ödeyeceksiniz. Yani harç tapuda mı ödeyeceğim? Yani tapuda. Alır satın alma işlemi. Tapu işlemini yapabilmeniz için ödemeniz gereken. Ama ben 1 milyona alıyorum. O niye 2 milyon diyor? Yani değeri ben 1 milyon. Değeri öyle. Ha, ucuza aldım belki. Yani ona da karşı o zaman anladım. Buranın gerçek değeri ne? Harç tutarı gerçek değeri. Bilmiyorum ben ne kadar doğru bunu söylemem ama bütün bunlar parası olanları ilgilendiren vergiler. 1 milyona ev alıyorsa evet vergi ödeyecek ya da tatile gidiyorsa aslında bir bakıma da tabii ki doğru değil. Yani keşke ek vergiler gelmese. Belli ki bir açık var ki bu kapatılmaya çalışılıyor ama şimdi ev alanın da vergi ödemesine de üzülemeyeceğim. Yani açık konuşmak gerekirse ev alıyorsa ödesin ya diye düşünebilirim. Ödesin kardeşim diyoruz. Dedim. Siz diyorsunuz. Ya, zengin, parası var. Niye? O da şey yapsın. Dolayısıyla vergi adaletine katkısı olsun. Ama getirilen vergilerin vergi adaleti sağlayıp sağlamadığı, Türkiye ekonomisine katkısı olup olmayacağı, nedir? Evet. Bütün bunlara bakmak lazım. Şimdi bütün bunlara bakmadan siz inşaat sektörünüz çökmüş. Bunu yapıyorsunuz. İnşaat sektöründe... Doğru, aynı kaygıyı turizm için de dile getirdiniz. Anladım ben. Gayrimenkul satışlarını etkiler. Evet, anladım. Tamam, sizi mutlu eder ama gayrimenkul satışlarını etkilerse evet. Türkiye ekonomisini dolaylı olarak etkilemez Doğru, mi? Doğru, haklısınız. Bütün bunlara bakmadan ama ek vergi getirmek, yeni vergi getirmek, vergi adaletini sağlamak için değilse veya sonuç itibariyle vergi adaletini sağlayıcı değilse bütçe açığını kapamak için getirilir. Şu anda getirilen vergilerin büyük bir bölümü savurgan ekonomi nedeniyle yaka bağrımız açılmış, bütçe açığı vermişiz. Bu bütçe açığının kapatılması amacıyla getiriliyor. Tek vergi sisteminde, vergi felsefesinde önemli olan vergi adaletini sadece az önce söylediğim gibi dolaylı vergilerin payını azaltmaktır. Bunu yapmadan, asgari ücretten vergi almayı bırakmadan siz bu vergilerle bütçe açığını bir müddet kapatırsınız, tekrar bütçe açığı ortaya çıkar. Şu anda ben hükümetten bir talepte de bulmuş olayım.
İnsanlar vergi ödeyemiyor. İşletmeler vergi ödeyemiyor. O kadar birikmiş ki. Devamlı vergi afları ve yapılandırmalara rağmen. Vergi afları ve yapılandırmalar. Evet, haklısınız. Yine de ödeyemiyorlar. Dolayısıyla hükümet tekrar bir vergi yapılandırması yapması lazım. Tıkanmış. Madem bu ek vergileri getiriyorsun, vergi yükünü artırıyorsun, vergi oranlarını artırıyorsun, eski borçları temizlemek için yeni bir yapılandırma şart. Ama sık sık gündeme aldığı bir şeydir bu hükümetin. Arada revize ettiği bir şeydir. Belki yine bir vergi yapılandırması ve gündemlerine gelebilir. Affı gündeme gelebilir. Gelebilir. Sayın Pamukoğlu. Bu da tabii adaletsiz bir şey. Yani vergi ödeyenle ödemeyen arasında haksızlık. Evet, ama evet, haklısınız. Bir gerçek var ki yine tıkanmış. Hiç kimse vergi ödeyemiyor. İşte bakanımız ne diyor, Maliye Bakanımız? Diyor işte istihdam odaklı kredi vereceğiz. İşletmeleri de işletme bu krediyi aldığı zaman vergi borcunu ödeyecek ya da işletme sermayesi yapacak yine vergi yine borcu borçla kapatma durumuna gelecek. Yani aslında başta söylediğinizi yine sonda söylemiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu. Dilerim ekonomiye dair bir gün daha umut verici gelişmeleri konuşabiliriz. Türk parası daha fazla da her zaman. Umutsuz demeyelim de gerçekleri açıklamak gerçeği için konuşmakta fayda var. Aslında oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi vatandaş aslında her şeyin farkında yani. Vatandaş neyin ne olduğunu biliyor da yine de sizin gibi usta bir ekonomi görüşü almanın da kimseye zarar olmaz, faydası olur. Çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. İyi Mustafa yayınlar. Pamukoğlu'ydu efendim bugünkü konuğumuz. Bugün itibariyle noktalayacağız. Nereye noktalayacağım? Buraya noktalayacağım. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına şahane bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederek ayrılıyorum huzurlarınızdan. Kendinize çok iyi bakın. Mehmetçik.